Bu dersimizde birden fazla tablodan veri çekerek bir pivot yani özet tablo oluşturmayı göreceğiz. Şu anda sipariş isimli bir tablomuz var. Aşağıdan ürün bilgileri sayfasına gittiğiniz zaman ürün bilgilerinde de burada da farklı bir tablo var. Birden fazla tablodan veri çekebilmeniz için her iki tabloda ortak bir alanınızın olması gerekir. Bu sayede tabloyu birbirleriyle eşleştirebilir, ilişki kurabilirsiniz. Bizim her iki tablomuzu kontrol ettiğimiz zaman sipariş kodu ve ürün kodu bölümlerinin bakıyoruz. Sipariş numarası ve ürün kodu her ikisinde de bulunduğunu görebiliyoruz. Eşleştirme yaparken ürün kodlarına göre eşleştirme yapamayız. Neden derseniz, eşleştirme yapılacak alanın birbirinin aynısı olan verilerden olmaması gerekir. Ürün kodlarına baktığımız zaman 864512 numaralı kod aynı zamanda aşağıda da bulunmakta. Dolayısıyla ürün kodlarını eşleştiremem. Fakat sipariş numaralarına baktığınız zaman sipariş numaralarının birbirlerinden farklı olduğunu görebiliyorsunuz. İlişkimizi sipariş numaralarına göre verebiliriz. Tablomuzda birden fazla tablo kullanarak pivot oluşturacaksak çalışmalarımızın tablo formatlarına dönüştürülmesi gerekir. Bu tablo yukarıdaki tablo menüsünden anladığınız gibi tablo formatına dönüştürülmüş ve ismine sipariş yazılmış. Ürün bilgileri sayfasına gittiğimiz zaman bu sayfadaki tablo formatına dönüştürülmemiş. Yukarıda formatı yok. Tablonun içerisinde herhangi bir hücredeyken veya tablonun tamamı seçili iken ekle menüsünden tablo diyelim. Başlıklarımızın bulunduğu zaten işaretli tamam diyelim. Bu tablomuza da bir isim verelim. Ürünler yazalım. Enter'ladım ve bu tablomu da onaylamış oldum. Yukarıda kendine ait menüsü de yerini aldı. Artık bu iki tabloyu birleştirerek yeni bir rapor hazırlayabilirim. Herhangi bir tablomun içerisinde iken ekle menüsünden Pivot Table araç çubuğunu açıyorum. Bana dikkat ettiyseniz seçili aralık için tablomun ismini gösterdi ürünler. Yeni bir sayfaya getirmek istediğim için yeni çalışma sayfası işaretli kalsın. Birden fazla tablo kullanacaksanız bu verileri veri modeline ekle düğmesinin işaretli olması gerekiyor. Tamam dediğiniz zaman size Pivot Table yeni bir sayfaya atacak ve burada istediğimiz başlıkları çağırabilmemizi sağlayacak. Bizim için ortak alan hatırlarsanız sipariş numarasıydı. Sipariş numarası İşaretlendiği zaman otomatik değerler kısmına gitmesinin sebebi altında sayısal veri olduğu için toplama ya da ortalama gibi formüllerde kullanacağımızı düşünmesi. Biz buradaki bölümü sürükleyerek satırlar bölümüne alalım. Çünkü bunların toplanmasını ya da ortalanmasını istemiyoruz. Bu tabloda görmek istediklerimiz ürün adı, yakıt tipi, satış temsilcilerini de isteyebiliriz ya da farklı da alabiliriz. Bu tablodan bu kadar başlık istedik. Şimdi bir diğer sipariş isimli tablomuzdan da veri getirmek istediğimizi belirtmiştik. Yukarıdan tümü bölümüne geçtiğiniz zaman tümü bölümünde isim vermiş olduğunuz tabloları görebilirsiniz. Sipariş tablomuza gidiyoruz. Tekrar sipariş numarasını çekmemize gerek yok çünkü İlk tabloda zaten ortak veriyi seçmiştik. Müşterilerimizi işaretleyelim. Müşterileri işaretledikten sonra yukarıda oluştur diye bir kısmın gelmiş olması gerekiyor. Neden? Birden fazla tablo kullandığımız için. Şu an burada çıkmasa bile yukarıdaki ilişkiler kısmından bu ilişkiyi tanımlayabiliriz. Yeni kısmına gidiyorum ve tablomdaki, sipariş tablosundaki sipariş numarası ile ürünler tablosundaki sipariş numarasının aynı olduğunu, verileri çekerken buna göre hizalanması gerektiğini belirtiyorum. Tamam dedikten sonra bu pencereden yaptığım için kapatabilirim. Ekranınızın sağ tarafında oluştur çıksaydı direkt oradan yapabilirdiniz. Başka buradan çekmek istediğim herhangi bir şey varsa artık rahat bir şekilde çekebilirim.
Tutarları işaretleyeyim. Tutarlar otomatik olarak değerler kısmına gitti. Birim fiyatı aynı şekilde toplama, ortalama yapabileceğim başlıklar. O yüzden değerlerde olması önemli. Sipariş miktarını aynı şekilde seçelim. Bu şekilde tablomuzu oluşturduk. Oluşan tablonun böyle alt alta başlıklara ayrılmasını değil de yan yana gözükmesini isterseniz, tablonun üzerinde sağ tuşta Pivot Table seçenekleri diye bir pencere göreceksiniz. Görsel görüntüyü birden fazla tablo kullanırken daha çok sütun sütun kullanılır. Kullanılması daha rahattır. Görselliği düzenlemek için görüntüle kısmından Klasik Pivot Table'ı işaretliyoruz ve tamam düğmesine basıyoruz. Böylece başlıklarımız artık alt alta değil, yan yana yerleşti. Değerler bölümü de sağ tarafta uygun bir şekilde. Pivot Table alanları bölümünü sağ taraftan kapatalım. Listeye tekrar getirmek isterseniz Pivot Table'ın çözümle bölümünde yer alan alan listesini kullanarak yeniden işaretlemek istediğiniz alanlar için bu paneli getirebilirsiniz. Alan listesini kapattım ve görsel olarak her birinin kendi içerisinde bir alt toplam olduğunu görebiliyorum. Mesela sipariş numaraları başta olduğu için her birini sipariş numarasına göre ayırt etmiş. Ben ürünlere göre bir ayırım istersem, ürün adını klasik görünümde olduğu için sürükleyerek başa alıyorum. Böylece ürünlerime göre bir ayırım yaptı. Mesela BMW'lerin toplam tutarlarını göstermiş oldu. Yine yakıt tiplerini hemen yanına alayım. Müşterilerin isimlerini yanına alayım. Böylece daha hoş bir ayırım oldu. Fakat her bir ayırım için bir genel alt toplam yapıyor dikkat ettiyseniz. Yukarıda Pivot Table'ın görsellerini düzenleyen tasarım menüsü yer almakta. Alt toplamlar kısmında alt toplamları gösterme diyerek bütün alt toplamların ekranda görünmesini engelleyebilirsiniz. Yine sayfanın altına kaydığınızda bir genel toplam alanı göreceksiniz. Genel toplamlar kısmında satırlar ve sütunlar için kapalı diyerek altta yer alan son toplamı kaldırabilirsiniz. Ayrıştırmış olduğunuz ürün adları ve yakıt tipleri mesela bizim burada tekrar tekrar yazılmamış aynısı olduğu için yine de yazılsın istediğimiz için rapor düzeninden tüm öge etiketlerini yinele diyoruz. Böylece aynı şeyleri tekrar yazdırmış olduk. Artık isteğimize göre ayarladığımız bir pivot table'ımız var. Fakat para birimleri verileri çekerken gelmedi. Tutarların bulunduğu kısımdaki verilerin TL sembolüyle doldurulmasını istediğimiz için başlığının üzerinde veya sayıların üzerinde sağ tuştan değer alanı ayarları diyoruz. Sayı biçimleri istediğimizi söylüyoruz ve finansal bir TL sembolü ilave etmek istediğimizi söylüyoruz. Dikkat ettiyseniz bütün TL'lerimiz yerleşti. Aynı şekilde fiyatlar için de yapalım. Sağ tuştan değer alanı ayarları diyoruz. Listeden sayı biçimi, finansal, basamakları isterseniz buradan azaltabilirsiniz. Tamam diyoruz ve istediğimiz şekilde birim fiyatlarını da hepsine yerleştiğini görebilirsiniz. Kenarlarda yer alan bu artı eksi işaretleri sizi rahatsız ediyorsa Pivot Table'ın kendi menüsünde çözümleme bölümünde artı eksi düğmelerini kaldırabilirsiniz. Böylece birden fazla sayfadan veri çekerek bir tablo oluşturmuş oldunuz. Yukarıda toplam veri gibi yazılan isimleri düzeltmek isterseniz yine aynı şekilde sağ tuşta değer alanı ayarları kısmından başlıklarınızı istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz. Tamam diyerek her türlü ayarlamaları da buralardan yapabilirsiniz. Pivot'un özelliği filtrelerin de otomatik oluşmuş olması. İsteğinize göre raporunuzu filtreleyerek genel olarak raporunuzda düzenlemeler yapabilirsiniz. Dilerim bu ders sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.